gecelerden sel kimi, tepelerden yel kimi, badeyi serser kimi hara teresir dünya. Haya düşür, haylanır, kartal olup kıylanır. Ömürlerden boylanır, özü boyda sir dünya. Gah zeher, gah şerbetti, gah sevgi, gah nifretti, gah melek, gah ifritti, gah köle, gah bir dünya. Gelin, gelin biraz dertleşek, bir biz olar, bir dünya. Allah Allah! Celilül Cebbar, Mu'inü Settar, Halikul Leyli ve Nehar. La yezal, Zülcelal, birdir Allah anın birliğine. Resul-i Kibriya Peygamberimiz Cenab-ı Ahmet-i Mahmud-i Muhammed Mustafa. Âl-i evladı Resul-i Müçteba imdad-ı ruhaniyetine, Piran, Mürşidan, Aşikan, Kurra Geran, Vasılin, Hamele-i Kur'an, Güzeştegân ehli iman ervahına, Avni inayetine, bil cümle İslam'ın necat, saadet ve selametine, aziz devletimizin beka temadisine, ordularımızın devam-ı muzafferiyetine, pirler, erenler, güçler, yediler, kırklar, göçenler demine devranına hu diyelim. Hu! Eli kan, kılıcı kan, sinesi üryan, ciğeri püryan, meydan-ı şehadette Allah yoluna revan, huzzat-ı şühedaya cemali hak görünür ayan. Kahrımız, gazabımız düşmana ziyan. Adülden korkmadık, korkmayız hiçbir zaman. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan. Uğrun açık olsun. Ey Serdar-ı Mücahit! Hüda kılıcını keskin etsin. Ömrünü gün gibi medit. Fahri alemi hoşnut ettin. Hak Rıza-i Ekber'in etsin mübarek ve sa'in. Nasrun minallahi ve fethun karib. Ve beşiril mu'minin.
Hoş gördük mühterem tamaşaçılarımız. Tarihin elametler bir il dönümünü yaşayırıq. Osmanlı'nın, Osmanlı İmperiyası'nın 700 illik ərəfəsini yaşayırıq. Bu elametler olduğundan daha çok ibretlidir, diyeceksiniz niye? Dünyanın yarısını öz hökmü altında saklayan, nefes çekmeye bile imkan vermeyen, kütlevi kırgın silahlarıyla qara qorxu yaradan 20. əsrin Rus İmperiyası vur, tut, 70 il belə yaşayabilmedi. İbrətə bax ki, Osmanlı eramızın əvvəlindən ta üzübəri dünya səhnəsində dimdik dayandı. Daha doğrusu 600 il, biraz da dəqiqləşdirsək, 623 il dünyada öz hökmranlığını qorudu, yaşatdı, tarixə qarışdı. İbrətə baxırsınız mı? Deyəcəksiniz ki, nədən? Nədən bu boyda imperiya 20-ci əsrdə 70 il yaşaya bilmədi? Amma Osmanlı 623 il dimdik qala bildi. Hansı məziyyətdən? Qara qaşına, qara gözünə mi? Ölkələr qılınçla alınır. Amma qılınçla saxlanıla bilməz. Ədalətlə idarə olunur. Ədalət mülkün təməlidir. Bir dövlət kafir də olsa, əgər hüququ əsaslarla hökm eləyirsə, uzun müddət yaşaya bilər. Amma bir dövlət İslam da olsa, əgər zülümlə hökm eləyirsə, o uzun zaman yaşaya bilməz. Osmanlılar getdiyi yerlərə hər şeydən əvvəl insanlığa aparırdılar. İdarə üsullarının ən mükəmməlini aparırdılar. Buna görə də onlar getdikləri yerdə, aldıqları yerdə insanlıqla o qədər həsbihal qura bilirdilər ki, o qədər iç-içə yaşaya bilirdilər ki, Osmanlı İmperiyası bu qədər yaşaya bilmişdi. Osmanlı padşahları tək başına qərar verməzdilər. Onlar ədalət naminə şəri məhkəmələrin, şəriət məhkəmələrinin hökmü ilə öz hökmlərini birləşdirib, daha doğrusu onların razılığını aldıqdan sonra bir hökmü icra edərdilər. Sizə tarixin çox ibrətli bir misalını, bir örnəyini gətirmək istəyirəm. Osmanlı İmperatorluğunun İqbal zirvəsi 16-cı əsrdir. Qanuni Sultan Süleymanın yaşadığı, hökm etdiyi əsr. İnsanlarla o qədər ədalətli davranırdı ki, hüquqa o qədər yaxın idi ki, hüququ o qədər bir köynək kimi əyninə geymişdi ki, onun adı Qanuni Sultan Süleyman. Avropalılar ona möhtəşəm Sultan Süleyman da deyirlər. Mənim söyləyəcəyim ibrət onun ölümü səhnəsi ilə bağlıdır. Sultanın nəşi yerdədir, hamı qayğılıdır. Əvvəlcədən sultanın bir vəsiyyəti olubdur. Balaca bir sandıq, içində ancaq özünə bəlli sənədlər, yaxud nədirsə var, vəsiyyət edib ki, bu da mənimlə bastırılsın. Dəfin mərasimində bu böyük bir söhbətə səbəb oldu. Dövrün Şeyxül İslamı, böyük din xadimi olan Əbu Suud Əfəndi, belə bir şey İslam'a aykırıdır. İslam'da belə şey olmuyor. İnsan öz varlığı ilə Allah'tan qopur gəlir, sonra da o varlığı götürüb Allah'a gedir. Əlavəsiz, filansız. Və beləliklə, sultan vəsiyyəti əməl olmadan dəfn olunur, ancaq hər kəs bir maraq götürübdür. Görəsən, bu sandığın içərisində nə var? Və Şeyxülislamın tövsiyyəsi ilə sandığı açılır. Sandığın içi dolu sənədlərdir. Sultan verəcəyi əmr və hökmlərin əksəriyyətini dövrün böyük din xadimi Şeyxülislam Əbu Suud Əfəndidən fitva alaraq onun üstünə tikib hamısını saxlamış və Allah hüzuruna getdikdə Allahın qarşısına üzü ağ getmək üçün
Mən insanlığı, insanları, təbəmi incitmədim tək başına, Fironluq etmədim deyə bunların hamısını da özü ilə bərabər aparırdı. Bu çox ibrətli bir səhnə idi. Əbu Suud əfəndi doldu, donuxdu, gözünü Allaha tikib, sonra sultanın nəşrinə gözünü tikdi ki, ey böyük sultan, sən çox tədbirli tərpəndin. Bütün günahlardan özünü yudun, hamısını mənim üstümə yıxdın. Allah bilir, mən sənin huzuruna nə cür gələcəyəm. Türkiyə sultanları, bax belə böyük bir hörmətlə, insanlığa çox yüksək qayğı ilə yaşayırdılar. Bunların əksəriyyəti, Türk sultanların əksəriyyəti iman adamlarıydı. Həzrəti Məhəmmədin qoyduğu yolla, Qur'anın, Rəbbin göstərdiyi yolla hərəkət edirdilər. Ona görə də Türk sultanlığı şərqdə Dövləti Aliyyə adlandırılırdı. Daha sonra Dövləti Ali Məhəmmədiyyə deyə anıldı. Bu, Həzrəti Məhəmmədin Mədinədə qurduğu İslam dövlətinin qanunu bir davamı idi. Dövləti Əbəd Müddət adlanan bu dövlətdə Türk sultanları əbədi bir nizamı, Tanrı nizamını axıra qədər davam etdirəcəklərini bilərəkdən bu yolda hərəkət edirdilər. Sultanlar hər zaman özlərinin mövqeyini xalqla aralarındakı münasibətləri bir götür-qoy eləyirdi, bir düzən saxlayırdı. Təsəvvürünüzə gətirin ki, sultanlar muzlu əskərləri hər həftə bir dəfə ziyarət etdikdə özlərinin tövsiyəsinə görə əskərlər bir ağızdan deyirdilər ki, sultanım, çox da öyünmə, səndən böyük Allah var. Necə ki, bir zamanlar Həzrət Ömərə demişdilər ki, öyünmə, səndən böyük ölüm var. Sultanlar, bax bu cür bir məziyyətlə xalq arasında hökmranlıq etmişlər. Türk sultanları yüksək məziyyətli insanlardır dedik. Onlar hər şeydən öncə nəfslərini fəth edirdi. Nəfslərini fəth edir, özlərinə hökmran olmağı bacarırdı, sonra ölkələrə ayaq açırdı. Ona görə də Türk sultanları bacardılar. 600 il dimdik qalmağı bacardılar. Yenə bir ibrətli örnək demək istəyirəm. Bildiyiniz kimi Kıbrıs'ın, yəni biz Kipir demişik ona uzun müddət, fəthi 1570-di. 1570-dən ta əsrimizin əvvəlinə qədər bu ölkədə Türk və qeyri-Türk zəmində 3 məhkəmə işi tarixin yaddaşında qalıbdır. Bunlarda ikisini qeyri-Türklər qazanıbdır. Ancaq birində Türk qazanıbdır. Deyə bilərsiniz ki, haqqı idi bəlkə qazanıbdır. Amma əsas məsələ elə budur. Haqqı haqlıya vermək böyük məsələdir. O qədər haqqı tapdalanan o qədər millətlər var ki, o qədər insanlar var ki, Türk sultanlarının dövründə qılı qırxa bölüb haqqı üzə çıxarırdı hakimlər. Hətta sultana belə, hətta böyük dövlət ərkanlarına belə heç bir güzəş getmədən. Qanun alidir, qanun hər şeydən uca idi, haqq ancaq haqlıya verilirdi. Osmanlı tarixi uzun bir zəfərlərlə müşahidə olunan tarixdir. Yəni, onun 600 ilini, 623 ilini böyük zəfərlər müşahidə eləyə-eləyə gəlibdir. Mən Osmanlıların tərifinə həsr elədiyim bu kəlmələri bir türk olaraq, bir Azərbaycan türkü olaraq götürüb bir tərəfə çəkilərək ancaq sizə dünyanın böyük adamlarının, əslən türk olmayan böyük adamlarının Osmanlı imperiyası haqqında fikirlərini çatdırmaq istəyirəm. Bu, ən böyük ədalətdir. Vaxtı ilə insanlar daha çox vicdanlıydılar. Bu deyilənlərin çoxu, yəni deyilənlərin sahibinin çoxu tarixin böyük adamlarıdır, böyük mütəfəkkir şəxsiyyətləridir.
ve onların Türkler hakkında, Osmanlı hakkında tarihin yaddaşında kalan sözleridir. Evvelce Toyunbe'den deyir ki, Osmanlı Türklerinin bu kadar küçük bir başlangıçtan o kadar elverişli şartlar altında bu derece sürekli bir devlet kudretine çatması cahan tarihinin en fevkalade tezahürlerinden birisidir. Osmanlıların yakın şekilde yerlerine geçen Avropalı veya yerli hiçbir devlet bu bölgeni Osmanlılar kadar mükemmellikle idare edebilmemişler. Avrupa devletleri Osmanlıların aldıkları ülkeleri ancak ve ancak zulümle idare etmişler. Greenard deyir ki, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu beşer tarihinin en heyrete değer ve büyük faciyelerinden birisi sayılmalıdır. Ciro Truhelka, Müslüman Türklere vehşet isnat edenler, onları kıskananlar ve kudretlerine dözebilmeyenlerdir. Bu milletin Balkanlarda ve Avrupa'da vehşet göstermiş olması iddiası iftiranın en iğrencidir. Müslüman Türkler Avrupa'ya mükemmel bir din ve adaletle idare olunan bir devlet teşkilatıyla hazırca gelirdiler. Yerleştikleri ülkeleri medeniyet ocağına çevirmeyi bacarırdılar. Bir ağız da Gorgi Zeydan'la. Osmanlıların gösterdikleri adalet, hoşgörü, ibret ve Allah karşısında teslimiyetleri kazandıkları uğurların en mühim sebeplerinden sayılmalıdır. Napolyon, Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler. Hammer, Türkler devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf ustalardır. Sir Mark Seykes, eğer onları tanımış olsaydınız, Türklere heyran olardınız. Şair Byron, kılıncı müstesna bir maharetle işleden Türk eli, mağlup ettiği insanların yarasını sarmakta da o kadar ustadılar. Martin Luther, ağıllı Türkleri çağırın buralara sahip olsun, belki adaleti bergarar etti bizim için. Voltaire, Türkler kazandıkları zeferi ruhlarda ve nesillerde yaşatmayı bacarırlar. Demeli, Türk'ü yenmek istiyorsansa onun tarihini de yenmek lazımdır. Lamartine, Türkler insan olarak, millet olarak şergin en üstün ve en şerefli yiğidi. Çok esil ve necip karakterlidiler. Cesaretleri sonsuzdu. Dini, ailevi, beşeri faziletleri bütün tərəfsiz insanlara təqdir ve heyranlık ilham edecek seviyyədədir. Edmond du Temple, Türk soyundan gelenler Avropalılarla ne kadar az temas etmişlerse o kadar mükemmel ve pozulmamış kalmışlar. İbni Eşreş deyir, Türk korkmaz, fəqət korkular. İstediği şeyi almamış el çekmez, tamah edilmeyecek şeylere göz dikmez, gururu yüksektir. Hansı şeye el vurarsa mütlak bacarar, ama mümkün olmayacak işlere girişmez. Beslenin edebi mühütü, Yunan hikmeti, Çin'in uca seneti Türk için çoktan belli şeylerdir. Conte de Bonneval, Türkleri sevirəm. Onlar cennetin bir köşesi olan o əvəzsiz memlekete yaraşan müstesna insanlardır. Bu büyük ruhlu milletin arasında vətənimi unutmak. Çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve kıymeti tapılmaz bir billurdu. Almaza övnek veren Türk kadını tabiat ancak Türkiye'de yaratmıştır. Bütün başka imperyalar
Gettikleri yerlerin barını yokunu soyup öz ülkelerine getirmişler. Merkeze toplamışlar. Ancak Osmanlı İmperiyası'nın askerleri gittiği yerlere arkasınca çil çil gübbeler, medeniyet ocakları, körpüler aparırdılar. Gelin bunu Necip Fazıl'ın 20. asrın çok büyük Türk şairi ve dünya şairi Necip Fazıl'ın dilinden eşidek. Hani Yunus Emre ki sahilinde geziyordu. Hani arkasınca çil çil gübbeler sepen ordu. Gelin o akıncıların, o Türk ordusunun vesvini de Türk'ün yine çok büyük bir iman şairi, mügeddes şairi olan Arif Nihat Asya'dan işitek. Görek öz dedelerini, akıncı dedelerini nice ötürdü. O zeferler getiren atların nalları altındanmış. Gidişleri akına, gelişleri akındanmış. Yolları eline dolayan, beldeler ülkeler oğlayan süvarileri varmış ki Oğuz, Bilge, Süleyman'mış. Bize min illik Ermağan bu parıltı kılınçlarından ve bu serin rahat kölge kanatlarındanmış. Kimi kılıç döyülen al külçeden, kimi güllerin al açtığı bahçadan, kimi dağların yoğrulduğu bu mor yığındanmış. Tufanında, burasında gürüldemiş göyler ve geyle yer arasında dağlar gımıldanmış. Könül vermişler aya, hükmetmişler torpağa, suya, tanrıyla kohumlukları yakındanmış. Zembereğini kuran onlarmış bu dünyanın. Onlar ki kurt doğuran obaların kanındanmış. Ve zeferler getiren atların nalları altındanmış. Möhterem tamaşaçılarımız, yakın hissettiniz ki bayağıdan beri ben Osmanlı İmperiyası'nın o büyük seferlerinden, o cahanşumul fethilerinden daha çok Osmanlı faziletlerinden, Osmanlı meneviyetinden örnekler getirmeye çalıştım. Ve benim zaten fikrim de buydu. Ona göre ki önceden karşıma koyduğum 623 yıl Osmanlı'nı ayağı üstünde saklayan güdreti, yani o meneviyeti, o insanlık çiçeklerini, o zirve medeniyetinin hiç olmasa bugünkü tarihin yaddaşında kalan 5-10 kelimesini size çattırmaktan ibaret idi. Ben yakınlarda İstanbul'da olarken İslam dünyasının çok güzel bir iman adamı olan Sultan Tepe'de sultanlar kimi gururla yaşayan, insan kimi insanlığa hizmet eden, İslami yönde eserleriyle geniş dikkat çekmiş olan, her şeyden evvel Osmanlı sevgisi takdir olunan Osman Nuri Topbaş Beyefendi ile Osmanlılarda fezilet mücadelesi, Osmanlı meneviyeti hakkında geniş söhbət elədim, onları lente aldım. Sonra Osmanlı eliyle tikilen o gözəlim saraylarda, o gözəlim məbədlərdə, şahların, sultanların uyuduğu o məbədlərdə xeyli gəzip dolandım ve onlardan size bazı görüntüler ve görüntülerle beraber
söhbətlər götürüb gəldim. İndi mən bir kənara çəkilərək Osman Nuri Topbaş bəy əfəndini sizinlə baş-başa qoyuram. Əslində bayaqdan bəri mənim danışdıqlarım da onun gözəl kitablarından, xüsusilə son kitabı olan Osmanlı adlı kitabından hardasa kiçik ötəri təəssüratlar idi. O təəssüratı yaradan adam özü sizin qarşınızda. Osmanlı'nın ilk başlangıcı bir çınarla başlar. Çınar hadisesi şudur. Ertuğrul Gazi hocası Edip Ali Hazretleri'ni çok severdi. Ondan çok feyiz alırdı. Oğlu Osman Gazi'yi de çok kabiliyetli bulurdu. Osman Gazi de sık sık Edip Ali Hazretleri'ni ziyarete gönderirdi. Bir gün duvarda asılı bir kitap gördü, sordu, bu nedir dedi. Bu Allah'ın kitabı, Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'dir dediler. Gece bir türlü uyuyamadı ve yatamadı. Ben dedi Allah'ın kelamının olduğu bir yerde nasıl uyurum ve nasıl yatarım dedi. Ve oturduğu yerde uyukladı. Uykuda dehşetli bir rüya gördü ve bu uykuda gördüğü bu rüyadan sabahleyin irkildi. Ziyaretine gittiği Edip Ali Üstadı'nın karnından bir ay çıkıyor, bir hilal çıkıyor. Ve bu hilal büyüyor, kendi karnına giriyor. O karnından da büyük bir çınar filiz çıkıyor. Bu filiz büyüyor, koca bir çınar haline geliyor. Bütün insanlar gölgesini almaya başlıyor. Orada güzel, hoş bir hava esiyor. Kur'an sesleri geliyor, ezan sesleri geliyor. Orada yaşayan bütün ne gördüyse hepsi bir huzur içinde, bir sükun içinde, ayrı bir güzellik içinde. En sonunda bir ceylan geliyor. Ceylanı tam avlayacağı zaman ceylan batıya doğru koşmaya başlıyor ve kaybediyor. Sabahleyin heyecanla Edip Ali Hazretleri'nin huzuruna gidiyor. Rüyasını, onu uykuda gördüklerini anlatıyor. Hocası Edip Ali dikkat ve huzur ile dinliyor. Dinledikçe gözleri parlıyor, yüzünde güzel bir tebessüm beliriyor. Oğlum diyor, sen diyor Allah'ın kelamını, Allah'ın kitabını yaptığın bu hürmetten dolayı Allah sana büyük bir mükafat verecek. Bu hilal benim karnımdan çıkıyor, benden de bir zürriyet alacaksın. Benden de bir hanımla, benim neslimden de bir hanımla toyun olacak. Asırlar boyu bütün insanlığa hizmet edeceksin. Her gittiğin yere iman gidecek, adalet gidecek, hak gidecek, hukuk gidecek ve bütün insanlar senin elinden salamat bulacaklar. Bu şekilde bu çınar hadisi bu şekilde Osmanlı'da başlar. Çınar Osmanlı'da bir amblem, bir sembol olur. Osmanlı'da baktığımız zaman bütün park yerleri, ev bahçeleri, caminin avluları, cami bahçeleri hep çınar ağaçlarıyla doludur. Çınar ağaçları uzun ömürlüdür, bol yapraklıdır. Serinletir, ferahlık verir. Osmanlı Devleti de girdiği her yerde huzuru, sükunu ve hoşbahtlığı tevzi etmiştir. Çınarın sembol olmasının sebebi Osman Gazi'nin gördüğü bu rüyasından gelmektedir. Osman Gazi, Osmanlı Devleti 400 inanmış, imanlı kişiyle Söğüt'te kuruldu. Söğüt, Bursa'nın bir kazası, Balaca bir yerdir. Osman Gazi, vefatına yakın oğlu Orhan Gazi'yi Bursa'nın fethine göndermiştir. Gönderirken ona da tarihi bir nasihat vermiştir. Yine bu nasihat Osmanlı'da bütün kumandanlarda silsile halinde birbirlerinden nakledile devam etmiştir. Bu nasihatta der ki, oğlum bizim gayemiz güç göstermek, kuvvet göstermek, girdiğimiz yeri harap etmek değildir. Bizim gayemiz Allah'ın dinini götürmek, insanları huzura kavuşturmak, insanları bir hoşbahtlık içinde hayatlarını devam ettirmektir. Gittiğiniz yerlerde sakın oranın halkına dokunmayacaksınız. Ağaç kesmeyeceksiniz.
Bütün faziletlerinizi orada sergileyeceksiniz. Herkes sizin faziletinizden istifade edecek. Bu şekilde Osman Gazi Orhan Gazi'yi uğurlamıştır. Ve bir rivayette Bursa'nın fetih haberine kendisine ulaşmış. Ondan sonra işaret ederek beni şu gümbetin altına gömün diye tavsiyede bulunmuştur. Yine onun nasihatlerinden biri de oğluna Osman Bey, vakta zamana göre bir geder kısa danışmaya, özetleme vermeye mecburum. Ben isterdim ki Türk sultanlarının faziletiyle bağlı örnekler verirsiniz. Biri der ki, Fatih'in mehkemesi. Dünya Cihangir'ini, bir dünya bahadırını nasıl, nece mehkemeye çektiler. Mesela bile bunun gibi örnekler verirsiniz. Fatih Sultan Mehmet Han Edirne payitahtken bir Arap filozof Osmanlı payitahtına doğru gelir. Ve kendisine felsefi yapıda her girdiği yerde felsefi yapıdaki insanlarla münakaşa eder ve kendisi galip gelirmiş. Bu Fatih'e bildiriliyor. Ve bu kişi de Arap filozof Edirne'ye doğru geliyor. Fatih bunun karşısına kimi çıkartalım diye soruşturuyor. Sivri Hisar'da Hızır Bey var diyorlar. Fatih Hızır Bey'i Edirne'ye davet ediyor payitahta. O sıralarda Arap filozof da geliyor. Meclis kuruluyor. Bütün savatlı alimlerden meclis teşekkür etmiş oluyor. Arap filozof sorular soruyor. Hızır Bey cevap veriyor. Ondan sonra Hızır Bey sorular soruyor. Arap filozof cevap veremiyor. Bu Fatih'in, Hızır Bey'in aklı, zekası, kabiliyetleri çok hoşuna gidiyor. İstanbul'un fethinden sonra Hızır Bey'i İstanbul'un ilk kadısı, yani hakimi, İstanbul hakimi olarak tayin ediyor. Aynı zamanda belediye reisi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra bir caminin minaresini bir Hristiyan mimara yaptırtıyor. Bir cami diyende Fatih Camisi'nin öz adına yaptırdığı caminin minaresini bir Hristiyan mimara yaptırtıyor, inşa diktirtiyor. Hristiyan mimar yanlışlık yapıyor. Yanlışlık yapmasına Fatih kızıyor, onun kolunu kestiriyor. O da hakim, kadı Hızır Bey'e müracaat ediyor. Benim diyor, Fatih kolumu kestirdi, ben hak iddia ediyorum, dava ediyorum diyor. Mahkemeler cepname gönderilir. Hızır Bey de arkadaşı, çok yakın dostu Fatih'e cepname gönderiyor. Bu cepnamede Fatih'in ünvanından hiç bahsetmiyor. O zaman Fatih'in ünvanı Es-Sultan İbn-i Sultan-ı Sultan El-Gazi Muhammed Han Sani. Hiç böyle yazmıyor. Murat oğlu Mehmet diyor. Yani Tapa'nın herhangi bir insanı gibi. Murat oğlu Mehmet şu gün mürafaa yapılacaktır, duruşma yapılacaktır. Mahkemeye gelin diyor. Fatih Sultan Mehmet cepnameyi alıyor. Mahkeme günü mahkemeye gidiyor ve mazlun sandalyesinde oturuyor. Hızır Bey de geliyor. Dava mahkeme açılıyor. Hızır Bey, Fatih daha ilk sefer hayatında bir hakim huzuruna çıkıyor. Hızır Bey, Fatih'e şer mürafaası üzeresin. Ayağa kalk diyor. Çünkü mahkemede hakimler adaleti tevzi ettiği için otururlar. Diğer insanlar ayağa kalkarlar. O şekilde takip ederler. Fatih ayağa kalkıyor. Ayakta ifade veriyor. Mahkemenin sonunda Hızır Bey, Fatih'i haksız Hristiyan mimarı mazlum buluyor. Ve Fatih'in kolunu kestirmesini haksız olarak buluyor. Kararı veriyor, eğer razı etmezse Hristiyan mimarı ve Fatih'in kolunun da kesilmesine karar veriyor. Asker bunu duyuyor, heyecanlanıyor. Bütün mahkemenin etrafını asker sarıyor. Hristiyan mimar ağlamaya başlıyor. Hiçbir diyor, dünyada böyle bir adalet yoktur diyor. Madem diyor bu adalet diyor, bu adalet, bu insanın vicdanından geliyor. Vicdanını tesir eden de dindir.
Bu insanın dini en güzel dindir, en yahşi dindir. Bundan sonra ben de Müslümanım diyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyor ve Müslüman oluyor. Fatih de buna kayda hayat şartıyla ömür boyu buna nafaka bağlattırıyor. Devletten mi bağlattırır, öz vesayetinden mi bağlattırır? Çünkü devlet kesmedi ki onun golünü. Tabii, kendi öz imkanlarından bunu bağlattırıyor. Öz imkanlarından bağlattırıyor ve bir de mükafat olarak kendisine bir köşk ikram ediyor. Yani bir köşk hediye ediyor. Bunun gibi buna misaller Fatih devrinde çoktur. Mesela yine Fatih İstanbul'u fethettikten sonra zindanda iki tane filozof görüyor. Soruyor bu filozofları, size diyor niye Konstantin zindana attı? Onlar diyor ki biz bu Konstantinye'nin yıkılacağını haber verdik. Çünkü adalet kalmadı, hak kalmadı, namus kalmadı, hiçbir şey kalmadı. Bizi de kızdı, Konstantin zindana attırdı. O zaman Fatih diyor ki, benim diyor devletim devam edecek mi, etmeyecek mi diyor. O iki filozof diyor ki, bize müsaade edin, biz gezelim, halkla görüşelim. Halkın tavırlarını, hareketlerini, düşüncelerini size bildirelim, bu devletin devam eder mi, etmez mi? Bu iki filozof bütün Osmanlı vilayetlerinde gezmeye başlıyorlar. Mahkemeleri gidiyorlar, mahkemeler bomboş. Hayret ediyorlar. Hatta bir tek mahkemede seviniyorlar, bir dava geliyor. Ve bu mahkemeyi takip ediyorlar. Mahkemenin durumu şu şekilde, bir kişiye bir arazi satmış. Sattığı arazinin içinde bir küp altın çıkıyor, kızıl çıkıyor. Satın alan kimse diyor ki, ben diyor bu torpağı aldım diyor. Fakat diyor ben diyor bu kızılları satın almadım diyor. Bunun için de ben diyor bu torpağı kimden satın almışsam bu kızıllar ona aittir diyor. Gidiyor bu kızıllar senin diyor. O da diyor ki ben diyor sana torpağı sattım, her şeyiyle sattım. Bu kızıllar senindir diyor. Ve bunu halletmek için kadıya gidiyorlar, mahkemeye. Bu davayı seyrediyor bu filozof. İki filozof. Hakim de karar veriyor, bakıyor ne kadar temiz insan bu iki insan. Diyor sizin diyor birinizin kızı var mı, öbürünüzün cevanı var mı? Sen diyor kızını diyor bunun cevanına ver diyor. Toylarını bu parayla da diyor, bu bulunan kızıllarla da toylarını yap diyor. Ve bu iki filozof hayret ediyor, acaba diyor yeryüzünde böyle bir insanlık var mı diye. Yine bu iki filozof bir esnafa gidiyorlar, yani ticaretle uğraşan bir bakkaliye satan bir yere gidiyorlar. Alışveriş yapmak için, onun ticari ahlakını görmek için. Dükkan sahibi diyor ki, ben diyor siftah ettim sabahleyin diyor. Fakat komşum daha siftah etmedi diyor. Komşuma gidin, ondan siftah edin diyor. Böyle bir kardeşte hiçbir yerde biz rastlamadık diyor bu iki filozof. Bunlar ne güzel bir kardeşliktir. Tam bir iman kardeşliği. Yine bu iki filozoftan biri kızını talebelerin olduğu bir yere gönderiyor. Kızı gece karanlığında gidiyor. Ben de yolumu kaybettim. Evimin yolunu bulamam. Bu gece burada kalabilir miyim? Bu gece burada konaklayabilir miyim? Onlar da diyorlar ki bizim bir tek odamız var. Fakat madem gece yolda kaldın, konakla diyorlar. Araya bir perde çekiyorlar. Isınmak için de bizde mangal denir. Ateş yanan mangal. O mangalda bu iki talebe elini mangala sokuyor, ateşi tutuyor bırakıyor, tutuyor bırakıyor. Seher vakti de diyorlar bu gelen konaklayan kıza, hadi diyorlar gün ağardı, sen artık evini bulursun, yolcuları evini bul diyorlar. Ve bu kız da gidince filozof olan babasına durumu anlatıyor. Baba diyor, bana diyor ayrı araya bir perde çektiler. Bir mangal vardı. Ellerini ateşe sokup sokup çıkardılar.
filozof babası da diyor ki, oğlum diyor, bunlar diyor demek ki çok dindar insanlar, temiz insanlar. Biz eğer sana bir kötülük yapabilmiş olsalar, yarın cehenneme nasıl dayanabiliriz diye bu ateşi elleriyle tutup tutup geriye bıraktılar. Bu iki filozof Fatih'in yanına çıkıyorlar. Biz diyorlar, senin halkını 3 sefer denedik. Senin eğer halkın bu imanda, bu ahlakta, bu fazilette devam ederse, senin devletin için bir batış, bir batma, yok olma yoktur diyorlar. Bir rivayette de bu iki filozof, Hristiyan filozof, Müslüman. Ve onun evlatları ona layık olmağa gayret ettikçe Türk'ün başı ocağı olacaktı. Fatih hem bir alim, hem bir dilçi, hem bir din adamı, çok büyük bir zattı. Peygamber Efendimiz'in mucizevi bir hadis-i şerif vardır. 800 sene evvel Peygamber İstanbul fethinden 800 sene evvel Peygamber Efendimiz Letuf'ta Hanner Konstantiniye diye başlar hadis-i şerif. İstanbul mutlaka fetholunacaktır. Fethedecek kumandan ne güzel kumandandır. Fethedecek asker ne güzel askerdir. Fatih'in bu mükeddes türbesi Türk varlığı için çok gerekli olurdu. Fatih bir kılınç kahramanı, bir söz kahramanı olmakla beraber hem de bir övliya idi. İnsanlar bu türbeye, Fatih türbesine dileklerle gelirdiler. Düştüğü çetinlikten, hisekiden kurtarmaya gelirdiler. Ve Fatih'in o mükeddes ruhu hiç kesi, onun üstüne gelen hiç bir yazığı el boş geri kaytarmamıştı. Bu da dünya mimarlığının şah eserlerinden Süleymaniye. Türk varlığının İkbal esrinin, yani 16. esrin zirvesi olan Kanuni Sultan Süleyman'ın adını taşıyan bir cami. Mimar Sinan Dehası'nın şah eseri. Onun hele sirleri indiye kadar çözülüp kurtarmamış, mimar dünyasının burada bu taşlara hopdurulmuş esrarı layığınca tədqiq edilip kurtarmamıştı. Dünyanı heyrette koyan onun daxili ve harici gözelliği, bərbəzəyi, hele de dikkatleri celbetmekte
İstanbul'a gelen, tarihi mimarlık eserlerini görmek isteyen herkes buna başvurmak istiyor. Kanuni Sultan Süleyman bir padişah olarak, bir şah olarak sanki onun adı bu taşlarda yeniden çiçeği açmış, şehirleri taş şeklinde çiçeklenip misralanmıştı ve Türkiye, güzelim İstanbul'a bir güzellik selteneti bahş etmişti. Sultan Süleyman'ın son seferine anlatmak istedim. Son seferine çıkacağı zaman Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'yı yanına çağırmıştır. Sokullu demiştir, Zigetvart'ta Avusturya seferine çıkacağız demiştir. Sokullu Mehmet Paşa da hünkârım, sultanım, siz bu millete çok hizmet ettiniz. Artık yaşlandınız, kocadınız. Biz paşalar ve vezirler Viyana'ya kadar sefere katılalım demiştir. O da demiştir ki Kanuni Sultan Süleyman, bak Sokullu, sen sadrazamsın, bu sözlerimi çok iyi dinle. Bir padişah, bir sultan askerinin ortasında sefere çıkmalıdır. Çünkü askerinin morali yükselir. Düşman da padişah askeriyle beraber geliyor diye düşman da demoralize olur. Yani halit-i ruhiyesi bozulur, psikolojisi bozulur. O bakımdan ben bu sefere geleceğim. Ve benim de kocamış olduğuma bakma, beni at üzerine bindirin. Urganlarla bağlayın beni askerim dinç ve cavan olarak görsün ve morali yükselsin demiştir. Hakikaten atın üzerine bindirmişler ve iplerle, urganlarla bağlamışlar, bir örtü koymuşlar. O şekilde askerinin arasında dolaşmış, askerine psikolojik tesir etmiştir. Ondan sonra devamlı Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'ya, bak Sokullu demişler, biz bala yaştan beri hep devlet tecrübesiyle doluyuz. Bu tecrübelerden bugün istifade edecek zamandır. Harpler öyle bir andır ki bir an harbin kaderini değiştirir. Bizim balalıktan beri gelen tecrübelerimiz vardır. O an belki bu seferde de ihtiyaç olur. Onun için bu sefere iştirak edeceğim demiştir. Sokullu Mehmet Paşa da karar hünkârımındır, sultanımındır demiş. Ve sefere çıkmışlardır. Asker de padişah bizim yanımızda diye, beraberiz diye büyük bir şevk ve heyecanla seferi iştirak etmiştir. Ağır top arabaları, gülleleri taşıyan arabalar çamurdan, bataklıktan geçerken bu bataklığa saplanmıştır. Padişaha gidip haber vermişler, sultanım top arabaları bataklığa girdi ve çıkartamıyoruz, gücümüz çatmıyor. Padişah da bataklığın başına gelmiştir. Vezirler, Sokullu Mehmet Paşa ve paşalar, hepiniz bataklığa girin, top arabalarına omuz vurun demişti. Bütün paşalar, vezirler bataklığa girmişler ve top arabalarına omuz vurmuşlar. Ve bu psikolojiyle, halet-i ruhiyeyle bütün top arabaları bataklıktan çıkmıştır. Osmanlılar da bütün seferlere tarihçiler iştirak ederdi. Anında tarih yazarlardı. Bunlara vak-ı nüis denirdi. Kanuni Sultan Süleyman dönmüştür, vak-ı nüisler yazın bunu. Kanuni'nin paşaları, sadrazam ve vezirler çamura girmiştir, bataklığa girmiştir, top arabalarına omuz vermiştir, top arabaları omuzdan çıkmıştır. Bunu tarih ibretle okusun diye. Viyana önlerinde savaş başlamıştır. Savaş sırasında komuta mevkiindeyken, kumanda ederken vefat etmiştir.
askerin psikolojisi bozulmasın diye yüreğini ve iç organlarını söküp orada gömmüşlerdir. Cesedinin içine mum koymuşlardır. Faytonun içinde, yani o gelen arabasının içine kendi Kanuni'yi aynı canlı gibi yerleştirmişler. İstanbul'a kadar o şekilde getirmişler. Bu gördüğünüz türbeye de defnetmişlerdir. Allah kendisine rahmet eylesin. Birinci Sultanahmet'in namını dünyada ebedi yaşatacak olan Sultanahmet Camisi. Sanki torpaktan bir kızıl gül şahı kimi bitif göylere millenmiştir. Zerifliği, güzelliği, sanki bir ürek kimi döyünmesi camiler içinde ona büyük şöhret kazandırmıştı ve insanlar burada hemşe dolup taşır. Bu büyük mescit dünya çapında bir mescittir. Şöhreti dünyanın her tarafına ulaşmıştır. Avrupalıların Blue Mosque dediği meşhur mavi camidir. Biz buna Birinci Sultanahmet Camisi deriz. Birinci Sultanahmet 14. Osmanlı padişahıdır. 14 yaşında padişah olmuştur. 14 sene padişahlığı devam etmiştir. 28 yaşında rahmete gitmiştir. Bunun devrinde Osmanlı Devleti'nin hudutları Hazar Denizi'nden bugünkü Kosova'ya kadar, Hint Okyanusu'ndan Kırım'ın yukarılarına kadar olan büyük bir coğrafya dilimini kaplamaktaydı. Kendisi Aziz Mahmud Hüdayi'nin talebesidir. Bu caminin temelini Aziz Mahmud Hüdayi attırmıştır. Kendisi de o gün akşama kadar kazma kürekle bu caminin temelinde bir işçi gibi çalışmıştır. Kendisi de zaman zaman gelirdi ve bu camiye sırtında taş taşırdı. Bu camide de mali hizmetim olmasıyla beraber maddi hizmetim de olması için sırtında taş taşırdı. Bunun sırtına taş taşıdığı devirde daha Osmanlı orduları bir mağlubiyet görmemişti. Dünyanın en şevketli, en büyük devletiydi. Hak, adalet, hukuk, insanlık bütün dünyaya dağıtılıyor ve tevzi ediliyordu. Bu camiyi tamamladıktan sonra Kayıtbay'ın türbesinden Peygamber Efendimiz'in ayak izini getirmiştir mermer çıkan. Bu ayak izi Peygamber Efendimiz Kudüs'ten Miraç'a çıkarken son ayağını bastı, son mermerdir. Gece uykuda Peygamber Efendimiz'i görüyor. Peygamber Efendimiz hakim mevkiinde. Kayıtbay kendisini dava ediyor. Niçin diyor benim türbemden Peygamber Efendimiz'in ayak izini kadim-i saadete çıkartıp camisine kondurduğu için dava ediyor. Peygamber Efendimiz soruyor. Niye diyor Sultanahmet diyor onu oradan söktürdün, kendi camine koydurdun diyor. O diyor ki ya Resulallah, sana o kadar muhabbetim var ki, o kadar aşkım, o kadar seninle beraberim ki her an ayak izinle de beraber olmak istedim. Bu sebeple Kayıtbay'ın türbesinden alıp camimin kıble tarafına kondurdum ki her ziyaretçi gelsin, bunun yüzünü sürsün, dua etsin ve camimde bir bereket, bir şeref kazansın. Peygamber Efendimiz hakim mevkinde, mahkeme bitmiştir diyor. Sultanahmet diyor, sen bunu aşkından, muhabbetinden dolayı yaptığın için mazursun diyor. Fakat götür bunu, Kayıtbay'ın türbesine tekrar koydur diyor. Bele bele işler azizlerimiz. Min min milyon milyon değilecek Osmanlı söz söhbetinden çok olsa 5-10'lu dedim. Ve değilmemiş bir kelime kaldı. O benim sözüm değil. Meşhur Arap tarihçisi İbn Haldun'un bir kelamını size çatdırmak istiyorum. Deyir ki, devletlerin tarihi de fertlerin tarihi kimidir. Onlar da fertler kimi doğulur, eşiretler halında, kabileler halında. Büyür, öz bacarığıyla devlet olurlar. Sonra da
eğer səyləri varsa, eğer yaşamağı ve devlet yaşatmağı bacarırlarsa, artık imperiya yaradırlar ve hökm eləyirlər. O kadar hökm eləyirlər ki, insan xislətinə məxsus özünü xor görmələr başlayır, məziyyətlərinə göz yummalar başlayır və yavaş yavaş o böyük səfərlər, o böyük fütuhat yavaş yavaş geri çəkilir və tarix səhnəsindən silinir. Osmanlı da dövləti əbəd müddət desə belə getdikcə öz-özünə xorlamalar başlamışdı və onun məziyyətlərinə rəxnə düşməyə başlamışdı və tarixin bir zamanında da tarix qəbirsanlığında bir türbəyə döndü. Bugün onun evladı olan türkə o türbəyə türbədarlıq etmək yetər. Baxır ki, necə türbədarlıq etər. Allah amanında. Thank you.